Güneşin yüzeyinde gerçekleşen patlamalar, Dünya'yı sıklıkla etkilemeye devam ediyor. Araştırmacılar, Güneş yüzeyindeki ölü bir güneş lekesinin, 11 Nisan'da patladığını ve etkilerinin 14 Nisan'da, Dünya'da görülebileceğini açıkladı. Dünya'ya gelen zararlı ışınların büyük bir çoğunluğundan, çevremizi saran manyetosfer sayesinde korunuyor olsak da, bazı durumlarda manyetosferin koruması da yeterli olmayabiliyor. Üstelik bunun bir örneğini, bugün içinde yaşamamız son derece olası. Güneş yüzeyinde de sıklıkla, Dünya'yı da etkileyen olaylar yaşanıyor. 11 Nisan günü güneş lekeleri adı verilen, güneşin yüzeyinde siyah noktalardan birinde, Dünya'yı etkileyecek bir patlama meydana geldi. Etkilerinin bugün itibarıyla Dünya'da görülmesi beklenen bu patlama, uydu sistemlerimizi ve elektrik şebekelerimizi etkileyerek, kesinti ve dalgalanmalara neden olabilir. SpaceWeather'ın aktardığına göre AR-2987 adı verilen, ölü bir güneş lekesinde 11 Nisan'da meydana gelen patlama, Dünya'ya doğru bir kütle atımına neden oldu. Koronal kütle atımı adı verilen bu parçacıkların, 14 Nisan'da yani bugün Dünya'yı etkilemesi bekleniyor. Patlamanın Dünya üzerindeki etkilerinin büyük olmaması, ancak gözlemlenebilir olması bekleniyor. Araştırmacılar, koronal kütle atılımlarının Dünya'ya çevreleyen manyetik alana çarpmasıyla birlikte, kuzey ve güney kutuplarından yayılarak atmosferdeki gazla etkileşime giren, bir manyetik alan oluşturduğu belirtiliyor. Bu durumun da aslında kuzey ve güneş ışıkları olarak bildiğimiz, büyüleyici görüntülere sebep oluyor. Ancak bu kez bu görüntüler, çok daha geniş bir alanda görülebilir olacak. Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika'nın kuzey kıyılarında, bu auroraların görülebileceği açıklandı. Bununla birlikte patlamanın 14 Nisan'da jeomanyetik fırtınalara, uydu kesintilerine ve elektrik şebekelerinde, dalgalanmalara sebep olabileceği söyleniyor. Araştırmacılar, Güneş'in 25. döngüsünde olmasıyla birlikte, yüzeyindeki lekelerin oldukça arttığını ve 2025 yılında bu sayının zirveye ulaşmasını bekliyor. Bu da Dünya'dan baktığımızda daha çok aurora göreceğimiz ve, daha çok güneş fırtınasının etkilerini gözlemleyebileceğimiz anlamına geliyor.